Herkese selamlar, ben Reyhan Hamdi. Bu videoda sizlere Fujifilm X-H2S'i mobil uygulamaya, kendi uygulaması üzerinden nasıl bağlarsınız bunu göstereceğim. X-H2S'i aldığımdan beri daha önce hiç mobil uygulamasına bağlamadım. Ben de ilk defa sizinle birlikte tecrübe edeceğim. Bakalım bunu tek başımıza yapabilecek miyiz? Daha önce de T3 kullanıyordum ve T3'te de mobil uygulamaya sadece bir kere bağlamıştım. Ama bu Fujifilm çok daha eski sürümüydü, yani uygulamanın çok daha eski sürümüydü. Yeni sürümle birlikte hiçbir cihazı hiçbir şekilde uygulamaya bağlamadım. Hep birlikte uygulamaya nasıl bağlanıyoruz? Ben de sizinle birlikte göreceğim. Daha önce hiç denemedim. Ben Android kullanıyorum. Android ile birlikte bağlanacağım uygulamaya. İsterseniz Android bir tabletle de bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Apple cihazlar için, iOS cihazlar için bir uygulama daha var. Onunla da kullanabilirsiniz. Ben Android ile bağlanmayı tercih ediyorum. Peki neden mobil uygulamayı şimdiye kadar hiç kullanmadım ve şimdi kullanma isteği ortaya çıktı? Bir tane uzaktan kontrol cihazına ihtiyacım vardı. Fujifilm bu cihazı satıyor. Ancak aynı zamanda uygulama üzerinden de uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ben de bu uygulama üzerinden uzaktan kontrol etmek istediğim için, yani deklanşör tuşu yerine kullanmak istediğim için bağlanmayı tercih ediyorum. O yüzden kamera uygulamasına bağlanacağım. Ama birçok farklı özelliği de kamera uygulaması üzerinden kullanabiliyorsunuz. Buna da hep birlikte beraber bakacağız. Öncelikle kamerayı tabii ki açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra da bir eşleştirme prosedürümüz olacak. İlk olarak kamerayı açtıktan sonra telefonumdan mobil uygulamaya giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Bluetooth'un aktif olmadığını söylüyor. Birçok kişinin yaşadığı problemden bahsetmek istiyorum burada. Birçok kişi uygulamaya bağlanmaya çalışırken ya Bluetooth'u kapalı bırakıyor, ya konumu kapalı bırakıyor, ya da Wi-Fi'yi kapalı bırakıyor. Buradaki bütün özelliklerin açık olması gerekiyor. Yani Wi-Fi ve Bluetooth'un, aynı zamanda konumunuzun açık olması gerekiyor ve erişime de izin vermeniz gerekiyor. Bu tam bir erişim olması gerekiyor. Yani sadece uygulamayı kullanırken değil, her zaman ulaşılabilir şekilde erişim vermeniz gerekiyor. Öncelikle Bluetooth'u aktif edeceğim. Daha sonrasında da konumumu aktif ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi cihaz otomatik olarak aramaya başladı zaten telefonum. Cihazda da Display Back tuşu var. Display Back tuşuna bastıktan sonra Bluetooth menüsü açılıyor. Buradan eşleştirme kısmına geliyorum ve telefonum arama yaparken kamerada bağlanmak için açık bir şekilde bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi kameramın ismi çıktı. Yani daha doğrusu telefonumun ismi çıktı. Telefonun ismi çıktıktan sonra da ok tuşuna basıyorum ve tamamlandı diyorum. Şu anda kamera bağlanmak için hazır. Uygulama üzerinden fotoğraf bölümüne tıklıyorum ve X-H2S bağlanmak için bekliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi beni ilk önce bir fotoğraf menüsüne attı. Yani kart, birinci ve ikinci kartımın içerisindeki fotoğrafları göstermek için bir menüye attı. Ben bu menüyle bir işim yok. Aynı zamanda alt tarafta da depolama bölümünü gösteriyor. Bu telefonun depolama bölümü. Yukarıdan fotoğraf simgesine tıklıyorum ve kamera kontrollerine tam ulaşım elde ediyorum. Burada birçok kişi şu hataya düşüyor. Uygulama üzerinden bütün ayarları sanki uygulamaya girdikleri anda ulaşabileceklermiş gibi bir hataya düşüyorlar. Aslında böyle bir durum söz konusu değil. Kameranın üzerinden PASM modları arasında değişiklik yapmanız gerekiyor bütün ayarlara ulaşabilmek için. Tam erişimi istiyorsanız da M moduna, yani manuel modu almanız gerekiyor kameranızı. Eğer bu modu almazsanız kamera üzerindeki diyafram, enstantane ve ISO gibi ayarların hepsine tam bir şekilde erişim sağlayamazsınız. Bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer buna dikkat etmezseniz tam erişim sağlayamazsınız. Görmüş olduğunuz gibi uygulama üzerinden kameranın birçok farklı özelliğini değiştirebiliyoruz. Her ne kadar birçok farklı özelliği değiştirebiliyor olsak da telefonla bağlandığımız zaman
kameraya bağlantı yapamıyoruz. Yani kameradaki hiçbir işlevi kullanamıyoruz. Buradan sadece telefon üzerindeki ayarları değiştirebiliyoruz. O yüzden eğer ikisinin arasında kullanım var mı diye sorarsanız öyle bir kullanım imkanı yok. Aynı zamanda benim kameramda 3 tane batarya var ama nedense uygulama sadece bir tanesini gösteriyor. Burada da bir eksiklik var demek ki. İlk açılan menü fotoğraf menüsü. Bir de video menüsüne bakalım. Görmüş olduğunuz gibi video menüsünde de yine enstantane ve ISO'ya müdahale edebiliyoruz. F değeri 0 gözüküyor üzerinde herhangi bir lens bakıp takılı olmadığı için. Ama daha sonrasında isterseniz bunu da değiştirebilirsiniz. Tabi burada film simülasyonları, daha sonrasında pozlama ayarları gibi ayarlar da var. Bunları da değişik yapıp kullanabiliyorsunuz. Peki ben bu kamerayı bir uzaktan deklanşör olarak kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Öncelikle uygulamadan tamamen çıkıyorum. Uygulamayı tamamen kapattıktan sonra kameramı da kapatıyorum tamamen. Daha sonrasında tekrardan kameramı açıyorum. Uygulamayı da açıyorum. Burada. Burada sol alt bölümde remote control bölümü var. Aynı zamanda kameranızda da Bluetooth'un açık olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Eğer kamerada Bluetooth açık değilse bağlantı sağlanmayacaktır. Tekrardan eşleme yapmanız gerekecektir Bluetooth açık. Bu Bluetooth açıksa birkaç saniye sürüyor. Telefonumun üzerinden remote kontrol bölümüne tıklıyorum ve bağlantı yapmasını istiyorum. Telefonda da yine Bluetooth'un ve konumun açık olması gerektiğini unutmayın lütfen. Yoksa bağlantı yapamazsınız. Görmüş olduğunuz gibi uzaktan bağlantı tuşu şu anda gelmiş durumda. İstediğim zaman tuşu basıp kontrol edip fotoğraf çekebiliyorum. Hangi fotoğraf çekim modundaysanız, yani hızlı seri çekim modu olabilir, tek çekim modu olabilir. Kamera ona göre hareket edecek. Yani siz bastığınızda tek fotoğraf veya siz tuşu bırakana kadar sürekli olarak fotoğraf çekmeye devam edecek. Bunu da istediğiniz zaman kamera üzerinden ayarlamanız gerekiyor. Aynı zamanda remote kontrol bölümündeyken kamerayı da kontrol edebiliyorum. Yani kamera bütün ayarlarını kameranın üzerinden kontrol edebiliyorum. Remote kontrol bölümünde sadece ekranın tam ortasında bir tuş var. Ve sadece uzaktan deklanşör tuşu işlevini görüyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Aynı zamanda yukarı doğru sürüklerseniz eğer ortadaki tuşu, sizi geri çekene kadar fotoğraf çekmeye devam edecek. Geri çektiğiniz anda da duracaktır. Eğer yukarı doğru ittirirseniz sürekli olarak siz durdurana kadar ya da kameranın tampon belleği dolana kadar fotoğraf çekmeye devam edecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi X2S'i Android bir cihazda kendi uygulaması üzerinden bağlamak inanılmaz derece çok kolay. Eskiden çok daha uzun ve zahmetli bir süreçti bu eski uygulaması üzerinde. Ancak yeni X-App uygulamasıyla çok daha hızlı ve pratik bir şekilde bağlanabiliyorsunuz ve bağlı kalmaya da devam ediyor. Ben de ilk defa sizinle birlikte bağlantısını yaptım. O uzaktan bağlantı, yani uzaktan deklanşör işlevi menüsü de oldukça iyi bir şekilde çalışıyor ve rahat bir şekilde kullanım imkanı elde edebiliyorum. Şimdilik artık bu videodan bu kadar. Eğer bana sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.